Oh hello. Pezevenkler 2018'e hoş geldiniz. Yeni bir yıl ve yeni bir oyunla karşınızdayım. En azından bu kanal için yeni. Oyunun ismi Pro Wrestling X. O kadar. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyun bir 15 senedir falan hani yapım aşamasında, Early Access'te falan. Steam'e geleli birkaç sene oldu sanırım. Ve ben bu oyunu almayı düşünüyordum ama hiç almadım. E ne oldu da aldım? Hiçbir şey. Çünkü aslında almadım. Bir arkadaş, Tick isimli bir arkadaş. T-H-I-C-C, 2 S ile Tick. 2 C ile Tick daha doğrusu, pardon. Hani sağ altta görünce öyle birisi hediye attığını dedim, güzel bir hediye geliyor. Onun sayesinde, onun katkılarıyla, sponsorluğuyla bu oyunu edinme şansım oldu. O yüzden ona teşekkür ediyorum. Bakalım, dediğim gibi bu oyun bir 15 yıldır falan yapım aşamasında. Bir exhibition'a girelim. Ne yapmışlar 15 yıldır? Hep birlikte göreceğiz. Oyun sesi fazla olabilir ama eminim benim sesim daha fazladır. O yüzden devam ediyorum böyle. Şaşırtıcı bir şekilde 4 güreşçi koyabiliyorsunuz. Önce 2 ile başlayalım oyunu, hani çok coşturmayalım. Zaman limiti... Hayır, zaman limiti olmasın. Girişler olsun bakalım. Exhibition varmış. Cage maçı, hardcore maçı, submission, 2 out of 3 falls, first blood, chambers of hell, scaffold. Okay. Normal maçla başlayalım değil mi? Kendi ringimizi yapabiliyoruz falan herhalde. Emin değilim. Şöyle gözüme güzel gözüken bir şey. Honor style peki. Ring of Honor style değil de Honor style. Okey abi, aslında karakter seçimekten ne yalan söyleyeyim çok da kötü değil. Alttaki resimler bok gibi. Ha peki, isimlerini de okuyalım. Trador. Meksiko'dan geliyor. Grasshopper. USA'dan geliyor. Russia'dan geliyor. Grimlo Hold. Bliat. Sonra Dane var, Kanadalı, gözleri olmayan. Jack Blaze var. The Machine var. Direkt hani Kurt Angle. Riot var. Oy oy oy. Wild Style. Oğlum bu Lego filminde değil miydi? Ah. Şarkı da çok güzel bitti gerçekten. Uğraşmamış. Avrupa'dan geliyor. Hani Avrupa direkt ülkesi peki. Death Grip var herhalde. Adamlar Meksika, Kanada'yı biliyor. Amerika'yı biliyor. Avrupa'da hiç, neyse devam edelim. Death Grip işte. Hammerlock. Bir de Rusya'yı biliyorlarmış. Quick Dose. Lucky Eight. Bildiğin yani, okey. Bloodshot. Yani yaratıcılık tavan yapmış bu adamlarda gerçekten. Bir de Default var abi. Hepsi de Amerika'dan. Okey. En son baktığımda iki güreşçi falan vardı. O yüzden bu da bir ilerleme. The Machine olalım ya. Karşımıza da gözü olmayan Dane'i alalım. Arena seçmedim mi zaten ben? Ben mi deliriyorum? Ha, ringi seçtim, şimdi arenayı seçeceğim. İyi, bunu seçelim işte. İlk arenayı. Okey. 15 yıllık emek sonunda bakalım oyun nasıl gözüküyor. Oo, kulaklarım, oyun sesini kısmam gerek. Ah! This match scheduled for one fall with a 15 minute time limit. Introducing first, introducing first. Nerede adamın ismi, nerede lan? 15 yıl. Yani 15 yılda abartı söylemiyorum. Ona yakın bir süre olmuştur. Ben hani 2010'larda falan bu oyunu gördüğümü hatırlıyorum. Şu girişler bitsin de sesi kısacağım gerçekten. Zaten duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu oyunda. Fight. Ne? Oo, diğer adamın girişine geçmişim. Dur. Ha. Yarım saat, neyse. Okey. Buradan kısabiliyormuşuz direkt. Biraz işleri ilginçleştiriyordur çok olacağı. Bu iyi ya, bu iyi. Daha açmaya gerek yok. İnsanların sesini de biraz açalım. Anons. Neler olmasın. Okey.
Screenshot mod, free cam mod falan. Bunlar WWE 2K18'de yok lan, üzücü. Burada varmış. Bir maç oynayalım da onlar nasıl çalıştığına bakarım. Okey. X'ten vuruyoruz. Şey diyorlardı ya, bir 20 yıldır işte iyice artıyor süresi biliyorum ama. No Mercy gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz diyorlar. Ve şunu da söyleyeyim abi. Bir 15 yıldır bir bok yoktukları yok ama bu son bir yılda yani bayağı ilerleme kaydettiler. Bilmiyorum ne yaptılar ama. Yani bayağı ilerleme kaydettiler deyince de şey olmayın, aklınıza çılgın şeyler gelmesin. Bu oyunun standartlarına göre. Gerçekten hani 2-3 yıl önce bakın bu oyuna, hatta 1 yıl, 2 yıl, 1,5 yıl önce falan bakın. Ortada oyun yoktu hani, ne olduysa artık. Biraz oyun yapaları gelmiş abi. Biraz oyun yapalım falan demişler. Yapmışlar. Bu arada orada jumping cutter yedik. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıyoruz. Okey, PWX'de normal bir exhibition maçı. Ulan abi, gerçekten otistik gibi koşuyoruz. Hop! Muhteşem bir moonsault, adama dokunmadan şey ettik. Abi böyle oyunları görünce de hani WWE oyunlarını seviyorum ya. Gerçekten çok daha kötü olabilirmiş ya. Umarım yani yeni çıkacak şu anons edilecek New Japan oyunu bunun gibi olmaz. Gerçekten depresyona girelim. Oo! The Machine Slam! Makine Slam yaptık. Angle Slam değil. Bitti mi lan? Nereden tuş ediyoruz acaba? Tanrı bilir bunu. Eyvah, tuş etmeyi bilmiyorum. Bu arada şey yapmadan finisher'ımı yapabilirim. Strong Grapple yapmadan. Abi animasyonları kim yaptıysa yani. Bu arada fark ettiyseniz ses çıkmıyor. Hiçbir şeyden ses çıkmıyor. Yani en azından sayarken ses var, tamam. Nasıl kaldırıyoruz adamı? Kareden tuş ediyoruz onu an... Yapma, yapmadı machine, yapma ha, tamam. Okey, R1'den kaldırıyormuşuz. Right bumper oluyor eğer Xbox kullanıyorsanız. Ulan Grogi'ydin hani. Al işte. Şeye döndü şimdi de, Fire Pro Wrestling'e döndü oyun. Herhalde ben hareketimi yaptım, ne oldu orada? Niye ben ilk ayağa kalktım? Müzik gerçekten çok güzel. Bir de sanırım oyundaki tek müzik bu. Bu beni mutlu ediyor. Ya az önce adama dokunmadan vurabildim. Şimdi ne eksiğim var? Bu arada adam ayağa kalkmıyor ha. Ne diyor? She wants to beat him up diyor herhalde. Beat him up. Ne? Orada dropkick yapmadım ki sana. Hayda. Beat him up. Beat him up. Break his neck. Lan kalk ulan ayağa. Kalk ulan. Get up. Ya, arkamı döndüm orada. Rainmaker. Oh, Dragon Suplex. Peki abi, peki. Ringten çıkmaya uğraşıyorum ben yarım. Ringten çıkmaya değil, önce adam... Reversal olayı da var. Adam ölmeseydi yapardım reversal falan da. Okay, R1'den çıkıyoruz. İnanılmaz değil miydi sizce de animasyon? Oh, Jawbreaker. Yapay zeka bana hareket yapıyor, inanabiliyor musunuz? What the fuck? Oh, adamı öldürdüm. Yüzünü gördünüz mü lan? Özür dilerim abi, sana o kadar dalmak istemiyordum. Kalk kalk. Ay acıdım. Benim canım acıdı. Nasıl bir oyun bu ya? İşte bu yüzden ben bu oyunu almayı düşünüyordum da para harcamayayım diyordum, anlatabiliyor muyum? Nedenini anladınız şu an herhalde. Gel gel. Buraya gidebilme. Bak aslında ne yalan söyleyeyim, buraya gidebilme olayımız çok hoş olmuş. Oradan aşağı inebiliyoruz falan. Keşke 2K18'de de böyle farklı arenalar olsa ya. She wants to bilmem ne. Oh no no. Kalkak special'ım var. Bu arada hani reversal tuşuna basıyorum da. Bu arada yapay zekayı da göreceğiz şimdi. Ringi at var. Bakalım beni ringin içine atacak mı? Gerçi 8'e geldik. Mal gibi sharpshooter yaptı bana. Kendisi girdi. Ha tamam. Ne? Okey. Ben herhalde 20'ye kadar gidecek sandım çünkü çok hızlı sayıyordu. Pro Wrestling X'in ilk maçı buydu. Her ne kadar istesem de son maçı olmasını, biraz daha bakalım oyuna.
Okey abi, sırada 3 kişilik bir cage maçımız var. Hadi bakalım, arkada Halloween alanı var. Ben hangisiyim? Player 1. Player 2, player... Bir saniye. Okey, deneme 2. Bu sefer olmuş olması lazım. Boy bana çok fena şey hatırlatıyor ya. Şu 5 star wrestling mi ne vardı hani bir ara. Herkes bana satayım cutter yapıyor. Bir ara hani... Tamam, tuş olsaydı oyunu kapayacaktım da. Bir ara hani PlayStation 4'e falan çıkmıştı ya, 3'e çıkmıştı. O bile daha güzel lan. Yani şey de var ha. Oyunda Pegasus Kid vardı. Aynı şu an benim kullandığım adama benziyor şu. En sağdaki şu an. Rainmaker? Hayır. Heyecanlandım o kadar. Bu oyunda öyle şey heyecanlı şeyler olacağını düşünmüyorum. Bak birine hedef alıyorum ama ha tamam. R2'den Right Bumper'dan hedef alıyormuşuz. Doh Dragon Suplex. Herkeste aynı hareket mi var yoksa? Şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Bak bunda da Dropkick var. Şu an The Machine'le aynı. Okey abi, bu oyundaki en sevdiğim şeyi göreceksin şimdi. Bunu gördüğümde coşmuştum. Boom! Götünün üstüne düştü abi. Abi bu oyunda bile aşırı eğlenceli. Hani böyle bir oyun var abi. Bildiğin çalışmıyor. Yani berbat. Üzgünüm ama berbat yani. Okey. Radgo sistemi var abi bu oyunda. Radgo sistemi de berbat. Yine de aşırı eğlenceli abi. Bu haliyle bile aşırı eğlenceli. Bir işte koysalar şunu 2K18 oyunlarına. Yani ben kendimden geçeceğim mutluluktan. O kadar eğlenceli olur ki oyun çünkü. Her dropkick'te adam farklı satar falan filan. Zaten büyük ihtimalle anons edildiğinde konsol oyunu olarak çıkarsa New Japan oyunu. Şey yapacağım ben. İstek listem diye bir video yaparım herhalde. Başında o olur diye düşünüyorum. Gidin lan dropkick. Herkese dropkick. Herkese bir dropkick veriyorum. Tebrik ediyorum. Yarrağı bildiğiniz alın şimdi size bir dropkick. Aynen çık da neşemizi bulalım abi. Çık biraz daha. sırf bunun için oyunu almayı düşünüyordum işte abi ya. Efsane. Gerçekten efsane. Oyunu alacaksanız tek nedeni bu yani. Başka hiçbir nedeni yok söyleyeyim. Geri kalan her şey zaman kaybı. Amerika'nın oyunları. Hiç uğraşmayın. Şarkı da yine aynı anasını satayım ya. Yürü git düş aşağı. Abi. Bup. Oh. Oh. Bir de sekiyorlar falan. Bütün ring. Sanki Big Show düşüyormuş gibi oluyor falan. Efsane ya. Yani 100 yılımızın güreş oyunu. Bir sene sonra daha bakarım ben bu oyunu değişirse eğer. Bu oyunu yapımcıları intihar etmezse falan bir bakarım ne olmuş ne değişmiş diye. Bunu çıkarırlarsa yapımcılar bitti oyun zaten. Gerçekten bu oyunda şu an başka hiçbir şey yok. Bunu çıkarırlarsa bitirdiler kendilerini. Bir gidin oğlum bende ne alıp veremediğiniz var. Gelmeyin. Gelmeyin. Eyvah. Bunu yapmak istemiyorum ama hadi biraz eğleneyim ben de. Aha salaklar bana bakamıyorlar zaten. Hop. Boom. Güzel bir pile driver. Aa ben istemeden tırmanamıyormuşum. Oho! Aha çıkacaktım. Ah be çok efsane olurdu çıkabilseydim. Sen de hoş geldin abi tekrar. Ah üstüme düşseydi. Bacaklarıma ne oluyor? Abi şu scaffolding maçını ekstra yapmak istiyorum şimdi. Bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Hani bunların eğlenceli olduğunu biliyordum. Gerçekten bu kadar bilmiyordum ama. Baksana abi. Komedi ya. Tuş edecek kesin olur da. Dur. Biraz daha acı çekelim ya. Biraz daha bu maçı görelim. Hemen tuş etme. Gel bakayım. Pegasus Kid'in ismi bu değil ama Pegasus Kid diyeceğim. Welcome to Chicago motherfucker yapıyormuşuz. Yine sıfır ses çıkıyor. Dolayısıyla hiçbir hareketin efekti olmuyor. Demişken aynısını bana yapacak şimdi. Yürüme animasyonları inanılmaz. Hareket adamın içinden geçti takmayarak. Ve bir dropkick'ten şu an yine kafası kanıyor. Gerçekten şu an bir şaheserle karşı karşıyasınız arkadaşlar yani. Önünde diz çökmeniz gerekiyor bu oyunun. Çökmezseniz çünkü sizde bir sorun var yani gerçekten. Okey. İlginç bir hareketti. Tebrik ediyorum. Hoşuma gitti.
Yapma bunu kendine. Niye yapıyorsun? Hop. Ha. Siyalan pezemenk. Ben düşeceğim. Ne oluyor? Kalk ayağa salak, bir dropkick yaptın. Fire Pro Wrestling'deyiz sanki, anasını satayım ya. Oo, bir de tepeden düşecek. Boop. Of kafasının üstüne. Abi yani. İşte dediğim gibi. Red Ghost sistemine %100 ihtiyacı var abi güreş oyunlarının. Bana inanmıyorsanız işte kanıtınız lan. İşte kanıtınız yani. Bundan sonra beni kimse sorgulayamaz bunu söylediğimde. Güreş oyunlarının hiçbir şeye ihtiyacı yok. Güzel grafiklere, ne bileyim, ona buna şaşalı şeylere hiç gerek yok. Bunu yapın yeter. Ben söylüyorum abi, ilk yapan ve adam akıllı yapan veya baya böyle komedi olan. Bu hani çok komik aslında Red Ghost sistemi de, oyun oynanmıyor yani. Mesela Skate 3, onun da Red Ghost sistemi komikti. Oyunun kendisi oynanabiliyordu, o yüzden popüler oldu. Ben düşünüyorum abi, eğer öyle bir güreş oyunu çıkarsa, hem böyle saçma sapan bir Red Ghost sistemi olan, hem de az da olsa oynanabilen, PewDiePie falan ya da bir YouTuber oynayacak onu, patlayacak o oyun. Yani çok güzel olacak abi. Hem bize malzeme çıkacak YouTuberlar olarak, hem oyunu yapan eğlenecek, hem herkes için güzel olacak yani. Acaba ne yapsak lan, böyle toplanıp birkaç kişi, bildiğim kişi falan, şöyle Bilkent'ten programlamacılar mı diye, programcılar. O kadar öyle, o tip birkaç kişi bulup aslında toparlanıp öyle bir oyun yapsam mı lan? Belki paraya para demem, anasını satayım. Özellikle Skate 3 gibi satarsa kesinlikle demem. Hani kaç yıllık oyun abi? Şey yapmak zorunda kaldılar. Tekrardan yapmak zorunda kaldılar. Yani zorunda kalmadılar da, EA tekrardan basmaya başladı oyunu. Kopyalarını yapmaya başladı böyle, o istek olduğu için. Neyse abi ya. Ben gidiyorum. Ben siktir olup gidiyorum bu maçtan, yeter. Onu da yapamıyorum abi, doğru. She wants to beat him up, anasını satayım. Gelmeyin. Yan gidiyorum. Yukarı basıyorum, yan gidiyorum abi. Orgazm yaşıyorum şu an. Bu oyun nasıl o kadar güzel olabilir ya? Hangi tuşla yukarı? Çıkmaz olaydım. Boop. Artık diyecek bir şey kalmadı yani benim için. Evet, birden fazla yükleme ekranda varmış. Bu beni çok şaşırtıyor ama keşke olmasaymış. Bu ne amına koyayım. Okay, son olarak 4 kişilik maç yapacağım. Fatal 4 ve Hardcore Elimination maçı. Ve bu videonun main eventi olacak. Hardcore olduğu için tabii arenadan çıkabileceğim, böyle yapayım. Arenadan dediğim ringten. Bir gezinelim bakalım ya. Oo, bir dakika, ringin içinde ne gördüm? Yani diğer maçta da Hell in a Cell maçı olacak, scaffolding maçı olacak falan. Diğer videoda da göreceğimiz çok şey var. Bir dakika. Bakalım kullanabilecek miyiz onu şimdi? Screenshot mod. Aa, yapamıyoruz buradan. Yapabiliyor muyuz? Yani o kadar güzel sıralamış ki sahaya, oraya yani kendimden geçtim yemin ederim. Olmuyor. Ben bir replay bakacaktım da replay olmuyormuş sanırım. Resume o zaman. Oo, aldı silahı eline. Oo, geçirdi bir tane. Yine iyi ses çıktı. Ben mi sesi kapadım çok? Abi aşağı inmek. Ya her şeyi analog stick'ten yaptığım için. İnerken sesi açıyorum, kısıyorum falan. Gerçekten hiç bunları da düşünmemişler. Çok mutlu ediyor bu beni. Tamam, sesi açtım biraz. She wants to beat him up, my nigga. Aa, var ses var. Şu background müziğini iyice kısayım o zaman. İşte bak, şu an bir sesi açmak için yaptıklarıma bak abi, rezalet. Neyse dur. Oo, yalan söylüyorum tabii ki de, bu dünyanın en güzel oyunu, ne rezalet. Yanlış duydunuz orada. Elim kaydı. Hadi abi. Oh, kamera. Kesinlikle böyle değişmek zorundayım, katılıyorum. Buradayım. Taunt'ta yapamıyorum ki, yani satayım. Varsa ben bilmiyorum nasıl yapıldığını. Gelin aynı, hepiniz bana gelin. Ne oldu bir anda anlamadım ama. Daha iyi zaten ben. Oo, adamın ulan Manhunt'ta bu kadar grafik şeyler yok lan. Bu kadar şiddet dolu görüntüler yok. Kamera niye burada amına koduğum oyun? Oo, pop-up cutter ilk defa görüyorum.
Oğlum bir dur, bir dur amına koduğum ya. Bir yürüyeceğim. Niye mal gibi adam, benim adam duruyor. Birisi yumruk attığında çok nazik bekliyor yani. O aslında o güzel combo gibi gözüktü az önce yapılan hareket. Bilmiyorum siz bir şey görebiliyor musunuz? Ben zorla görüyorum. Bildiğin kadarıyla şuraya çıkabilmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Belki bu arenada olmuyordur. Bir şey X yazan arenada olduğuna... Aha, bir dakika. Hadi çık şuraya lütfen, lütfen. Please, adam geliyor. Adam geliyor, çık oraya. Bir dur amına koydum. Ya reverse yiyecek zamanı buldun ya yapay zeka. Gerçekten reverse yiyecek zamanı buldun. Oo, brain buster mezarın üstüne. Bak şu an basabildiğim her çok... O ne lan öyle? Bunlar hareket edebiliyor mu? Okey, mezar taşı öldürüyor. Nedense şimdi içeri giriyorlar. Hadi amına koydum ya. Niye tırmanamıyorum abi? Tırmanabilmem için her tuşa bastım yani. Bunlardan hiçbirisi hangi tuş artık anasını satayım. Adamlar da gitti. Yani sanırım bu arenada olmuyor. Oh, sanırım bu arenada tırmanamıyorsun maalesef. Gelme lan. Gelme lan. Hiç göremiyorum da ki şey. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo, benzer taşına bir şey oldu. Hah, geliyorlar buraya yavaş yavaş. Şu an gerçekten 2K18'in Nintendo Switch versiyonunda oynuyoruz abi. Bundan, gerçi bu ondan daha güzel çalışıyordur, o üzücü bir gerçek ama. Harbiden tombstone'lar düşüyor ve altını tekstürlememiş bile, boşluk orası fark ettiyseniz. Hadi abim, niye tırmanmıyorsun? Bak R1'e basınca mantıkken tırmanması gerek. Ha, bu adamın kafa da gitti. Ama yok. Bir tık yok yani. Lanet olsun. Abi cage falan mı? Olmadı bu ya. Olmadı bu ya. Lan adamın elinde hiçbir şey yok hala. Silahla vuruyormuş gibi. Adam çok güzel roleplay yapıyor ya. bu oyunda yani eğlenmek için. Ananın. Ne oldu? Boşluğa çarptım. İnanmıyorum. Güreşteki en sert hareket. Boşluğa adam atmak. Oha. Koşan hareketim güzelmiş. Spear. Kimse yapamasam dur. Spear yaptım. Spear'la kafasını kanattım adamın. Daha çok ketçap döktüm üstüne ama olsun. Gelin ring için. O adamı öldürdü o kırmızı maskeli adam. Eser kalmadı yani ondan. Ya ben niye hala Danger'dayım abi? 18 yıldır Danger'dayım. Tıpkı bu oyun gibi. Nasıl hala hayattaysa bu oyun. Boom! Spear! Spear! Ulan... O zaman Rolling Elbow'la bitireceğiz şimdi. Oh. Bas karaya bas. Tamamdır. Bay bay. 1. 2. Ooo. 2 count ha? Ben hala Danger'dayım tabi. Stranger Danger. Eğer ismimi yanlış bilmiyorsam. Tabi. Çok sağ ol, beni kurtardın az önce. Hemen artık şu adamı bitirelim ya. Wow. Strong grapple yaptım. Yaptığım şey arm drag abi. Very nice. Ha şöyle. Ulan. Yapa bunu mu yapacağız? Yapamadık zaten onu da. Eyvah, ilk giden ben olacağım herhalde. En azından kafam kanamıyor. Yürü git lan Petimek. O. Orada ne olduğunu bana... ben videodan sonra bakarım abi. Editlerken falan. Çünkü ben anlamadım. Ben gerçekten anlamadım. Bittin oğlum, bittin. Sharpshooter. Yes. Yes, tap out. Sen nereye gidiyorsun abi? Yine olmayan silah almaya gidiyor herhalde. Okey abi, zıpla. Moonsault. Kalkabilseydim bu maç, yani en azından adamı elemine ederdik. Bu maçın biteceği yok gibi gözüküyor. Ha, yakaladım. Dragon Rana. Ulan neden hala ayağa kalkamıyorum? Al sana Rolling Elbow. Evet, adamı kaldırmam için yanına gitmem falan gerekiyor. Çok hoş. Yani gerçekten
Mutlulukla doluyorum. Bu oyunu oynadıkça. Okay, bak, strong grapple yapıyorum. Hareket yapıyorum. Kalkabilirsem aya. Kalkamıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Tamam, biri gitti. Güzel. Ben niye ölüyorum? Neyse, hiçbir şeyin önümü yok. Sıra sende. Brain Buster. Amına koyayım oyun, amına koyayım. Ha ha ha, kalktık. Bu adam iyice gebermiş lan. O zaman bir hareket daha. Artık ne yaparsak. Welcome to Chicago. Niye bunu reverse'liyorlar abi? Welcome to Chicago yapacağız alt tarafı. Aha, adam silah bulmuş. Eyvah, strong grapple yaptı. Reverse, reverse, reverse. Oo, brain, ben kalkacağım ilk, değil mi? Yani evet, ben kalkacağım. Ve üstüne üstlük. İşte bu oyunu böyle özetleyebiliriz. 1 2 Yani bu oyunun özeti bu. Adam bana hareket yapıyor. Ben ondan önce kalkıp adama tuş ediyorum. Pro Wrestling X'e hoş geldiniz abi. 15 yıl. Adam orada bekliyor bir de. Güzel. Çok güzel. Bu adam amma koyacak yani. Kalkacağım, bir daha vuracak falan filan. Maç böyle bitecek gibi gözüküyor. En azından takla atmadım. Kafam kanadı ama. Bir farkım oldu yani. Lan silahı bitirmişsin artık yani, gel buraya. Nereye kaçıyorsun abi? Bir tane daha silah alacağını mı sanıyorsun? Alacaksın çünkü bu oyunun kontrolleri yok. Hani hoş değil diyecektim de yoklar direkt. Oo, suicide dive yapacağım sandım. Bu oyun tam çok fazla şey bekliyorum gerçekten. Neyse beyler bayanlar, bu Pro Wrestling X oynuyorum bir. Bir dahaki videom büyük ihtimalle bu oyun hakkında yapacağım son video olacak. Bir seneliğine falan en az. Belki de tarihteki son videom olur. Bu oyun hakkındaki. Diğer videoda scaffolding maçına bakacağım. Hell in a Cell maçına bakacağım. Biraz daha Red Gold göreceğiz yani. Öyle. Öyle. Başka da diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu oyunu sakın almayın. Genel olarak düşüncelerimi söyleyeceğim bu oyun hakkında. Bir dahaki videoda. Şimdilik tek diyebileceğim şey, bu oyunu sakın almayın ve hoşçakalın. De bitirmeden büyük bir hareket yapayım. Gel bakayım sen. Adın her neyse, Hammerlock herhalde. Ve hoş, reverse dance satayım. Üstüme de mezar taşı düşüyor sonra. Hoşçakalın. Sen yapam, bir dakika. Ben yapamazsam sen de yapamazsın onu. Siktir git amına koduğum.